Zeynepler şey dahilden herkese merhaba. Bu videoda Ramazan için birkaç hazırlık yaptım. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Belki sizlere de fikir olur diye düşündüm. O yüzden bu videoyu paylaşıyorum. Şimdi öncelikle meyve suyu yapımı için hazırladıklarımı anlatmak istiyorum. Ben yazdan bu şekilde kızılcık ve vişneyi dondurucuda saklıyorum. Ve kış boyunca ve Ramazan ayında meyve suyu yaparak tüketmeye çalışıyoruz. Elimden geldiği kadar dışarıdan meyve suyu almamaya özen gösteriyorum. Bu şekilde hazırlıyorum ve meyveleri taze taze saklamış oluyorum. Sonrasında da şunları anlatayım. Portakal ve limonu da dondurucuda saklıyorum bu şekilde. Bununla ilgili ben video çektim aslında. Videonun açıklama bölümünde yani alt kısmına ben nasıl yapıldığını, nasıl saklandığını ve nasıl meyve suyuna dönüştüğünü anlattım. Oradan da linki tıklayarak videoya ulaşabilirsiniz. Bunları bu şekilde hazırladım. Şimdi bunu kenara alıyorum ve diğerlerini geçiyorum. Şimdi şöyle tepsilerle 2 tepsi kadar su böreği yaptım. Su böreği normalde çok aşamalı ve zor bir börek gerçekten ama sevdiğim için yapmaya gayret gösteriyorum. Bu börekle ilgili ben video çekmiştim daha önceden nasıl yapıldığına dair. Yine onun da tarifi açıklama bölümünde var. Oradan videoya ulaşabilirsiniz. Bu böreği bu şekilde şu anda hani pişirdiğimiz zaman sanki o gün yapmış gibi lezzetli oluyor. O yüzden ben bu böreği elimden geldiği kadar saklamaya özen gösteriyorum. Tabii bu böreği bu şekilde saklamıyorum. Üzerine bir poşet takıyorum ve o şekilde saklıyorum. Siz görün diye poşetini çıkardım. Yalnız diyelim ki dondurucunuz küçük veya yeterli alanınız yok. İlla tepsiyle börek saklamanız gerekmez. Sadece yufkaları da ilave edebilirsiniz dondurucunuza. Bu şekilde de saklayabilirsiniz. Şöyle mantılar da yaptım. Bunlar da anlatmak istiyorum. Bununla ilgili nasıl saklanır, nasıl yapılır diye video çektim. Onu da yine açıklama bölümüne ekleyeceğim. Oradan bakıp videoya ulaşabilirsiniz. Buradaki bütün tarifleri hemen hemen açıklama bölümüne linkini ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz merak ettiğiniz bir tarif varsa. Mantıları da bu şekilde hazırladım. Bunları da şöyle alayım. Şimdi bir de böyle buzluk böreği hazırladım, ıspanaklı. Bunlar da çok lezzetli oluyor. Bununla ilgili video yine açıklama bölümünde var. Oradan ulaşabilirsiniz. Bunu da böyle alayım. Bir de şöyle sarmalar hazırladım. Olmazsa olmazımız, sarmayı çok seviyoruz. Sarmayı da şu şekilde hazırladım. Bir de şöyle her zaman çorbalara katmak için mutlaka nohut hazırlarım ben. Bir de şöyle misket köfteler hazırladım çorba için. Bununla ilgili videoyu birkaç gün önce paylaştım. Bununla ilgili linki yine açıklama bölümüne ekleyeceğim. Oradan da ulaşabilirsiniz. Çok büyük bir kolaylık oluyor çorbalara, termeli çorbalara ve yemeklere rahatlıkla kullanabileceğimiz bir tarif. Ve bize büyük bir kolaylık sağlıyor. Bunu da bu şekilde hazırladım. Bir de böyle közlenmiş kapya biber hazırladım. Ve bir de şöyle parfeler hazırladım. Son olarak bunları anlatmak istiyorum. Parfeyi ben çok seviyorum. Çok kolay bir tatlı. Bununla ilgili video çektim ama düz bir tepside yaptım. Bu şekilde kalıpta yapmamıştım. Bununla ilgili linke de yine açıklama bölümünden ulaşabilirsiniz. Bunu ben kısaca size hemen anlatmak istiyorum. Çok basit. 2 paket krem şantiyi hazırlayın. İçerisinde 1 paket petibör bisküvi kırın. Ve evinizde ne varsa işte kuru yemiş, kuru meyve ne varsa ilave edin. Çikolata da olabilir, damla çikolata. İlave edin, karıştırın ve şöyle bir kalıba dökün. Sonra servis edeceğiniz zaman 1 saat önceden çıkartın. Çikolata sos hazırlayın ve üzerine şöyle çikolata sosu bir gezdirin. Çok kolay oluyor ve çok lezzetli bir tatlı. Ben her zaman bunu yapıyorum. Sadece Ramazan'da değil, genel olarak da mutlaka dondurucumda yeri var.
Bilenler parfeyi biliyordur, bilmeyenler için anlatmak istedim. Benim Ramazan'a ait anlatacaklarım bu kadar. Sizler de neler hazırladınız bize anlatırsanız, bizimle paylaşırsanız bizlere de fikir olur. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Daha farklı ve daha güzel videolarda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.